Selam arkadaşlar. Merhabalar. Sarı da değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi böyle dost musun düşman mı? Tamam mı? Acayip size enteresan yorumlardan okuyacağım. Hani hem küfürler var böyle. Envai çeşit küfürler. Bir de daha böyle konuşmayı yeni öğrenmiş. Ama yazma kısmına geçememiş arkadaşların yorumları var şimdi kanalda. Öncelikle şöyle gireyim anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli astsubayım. 1998 yılından beri köpek çalıştırıyorum, köpek eğitiyorum. 2013'te malulen emekli oldum. Emekli olduktan sonra da kendi köpeklerimi çalıştırıp sınavlara götürdüm. İşte Alman çoban köpeği üzerine aldığım iyi köpeklerden üretimler yaptım. Maksadım köpek üreticisi falan olmak değildi. Çocukluğumdan beri, yani kaç yaşında olduğumu doğru düzgün hatırlamıyorum, köpeklerle vakit geçiriyorum. Köpek sevdası içimde çok büyük. Ata da merakım var. Ama hani böyle bir at almak nasip olmadı. Çok da böyle bir atlar hakkında bilgim yok. Ama merakım var. Köpeğe müthiş bir merakım var. Köpeklerin bütün ırklarına, bütün cinslerine, türlerine, kurtlara, tilkilere, çakallara, bunlara merakım çok büyük. Bununla ilgili birçok makale, araştırma, dünya çapında iyi eğitmenler, üreticiler, takip ettiğim bir sürü insan var yıllar içerisinde. Türkiye'de bu işle ilgili profesyonel olarak çalışan hemen hemen herkesi tanırım. Tanımasam dahi bir selamla yanlarına gidip merhaba deyip o insanlarla oturup diyalog kurabilirim. Bu insanlarla tanışabilirim, arkadaşlık da edebilirim. Neden? Aynı işin, aynı sektörün içerisindeyiz. Şimdi bir insan her şeyi bilemez. Yani ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Söz konusu dahi değil. Yani benim köpekler hakkında bildiğim bilgi, yani bu işin milyonda biridir belki. Çok fazla hani ben her şeyi biliyorum şu bu gibi benim bir olayım yok. Ben böyle bir düşünce içerisinde de değilim. Fakat yıllar içerisinde baktığım, yetiştirdiğim ya da çalıştığım köpek sayısı fazla olduğu için kendime göre edindiğim tecrübelerim var. Şimdi bunu YouTube'a bir şekilde dedik ki video çekelim, aktaralım. Şimdi video çekiyoruz, aktarıyoruz. İnsanlar da tabii ki haklı olarak YouTube'a yorum yapıyor. Ya da WhatsApp'tan bana soru soruyor. Instagram'dan soru soruyor. Biz zaten videoların içerisinde kendi WhatsApp'ımızı, Facebook'umuzu koyuyoruz. İnsanların sorusu olduğunda sorsunlar diye. Şimdi bundan şikayetçi miyim? Şikayetçi değilim. Ama bir insanın da bir mesai saati vardır. Bir insanın bir çalışma saati vardır. Ve ister istemez 300 küsür tane video çekmişiz. Canlı yayınlarla 400'ün üzerinde. Kapattığım 100'den fazla canlı yayınım var şu anda izleyemediğiniz. Ya bunların hepsini konuştuk, anlattık. Köpeklere dair konuşulabilecek basit olan her şeyi. Yani böyle bilim, ilim yönünde ya da iş yönünde, gerçekten bir iş köpeği nasıl yetiştirilir yönünde ciddi çalışmalar değil bunlar. Amatörlerin işine görecek işini görecek çalışmalar amatörlerim. Yardımcı olalım gibisinden insanlara köpekle yaşama, ya insanlara köpekle yaşamanın daha nasıl kolay hale getirileceğimizi anlatalım. Bildiğim kadarıyla anlatayım dedim. Ya şimdi bu kanalın hani bir getirisi var. Evet, bir getirisi var. Bu kanal ayda 500 lira, 600 lira falan bir para kazanıyor. Yani insanlar diyor ki parayı vurdun falan, parayı vurdun. Lan ne parası vurabilirim ya? 500-600 lira arkadaşlar, şu videoyu çektiğim gimbal'ı aldığım para bile yani bu kanalın bir yıllık getirisinin iki katı. Videoları çekmek için kamera aldık, sonra gittik telefon aldık. Bunların hepsini parayla, yani kendi bütçem. Ha bu ne oluyor? Evet, popülerlik kazanmak güzel bir şey. Benim de hoşuma gidiyor, yalan yok, gitmiyor değil. Yani popüler olmak güzel bir şey. Ama bu popülerliği böyle bir fenomenlik haline getirip abuk sabuk şeylerle bir şeyler yapmak istemiyorum. Yani biraz daha böyle ne diyeyim işin böyle taşkala kısmına değil de
daha ciddi kısmına bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve genel olarak izleyici kitlemden memnunum. Ama yani o kadar böyle saat gece 3'te adam mesaj atıyor. Ya arkadaş ben gece 3'te uyumamış olabilirim. Senin mesajını görüp cevap vermemem de gayet normal değil mi? Ya ben insan değil miyim sonuçta yani? Ben Robocop muyum yani? Adam gece 3'te mesaj atıyor, sabah 8'de mesaj atıyor, sabah 7'de mesaj atıyor. Köpek kaç para diye soruyor. Ya hangi köpek be kardeşim? Yani cevap vermiyorsun diyor ki niye cevap vermiyorsun? Senin götün kalkmış bilmem ne falan. İşte videolarındaki gibi değilsin. Ya videolardaki gibi olunabilir mi yani? Hani ya biz videoda neysek böyle oyuz. Ya olur mu canım öyle bir yaşantı tarzı olabilir mi yani? Olur mu Tuna da öyle bir şey ya? Videolardaki gibi değilsin. Nasıl olayım yani? Videolardaki gibi tabii değilim. Ben de çünkü normal bir insanım. Senin gibi yiyorum, içiyorum falan. Yani tuvalete gidiyorum. Yani bütün bunları ben de yapıyorum yani. Ama adam şimdi telefonu göt cebine koyuyor. Tamam mı abi? Çıkarıyor beni izliyor. Şimdi sürekli adamın ben götündeki cepten çıkıyorum abi. Adamın götüyle bir arkadaşlığım olmuş ama ben bunun farkında değilim. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi herif oradan beni çıkarıyor, izliyor. Adam bir tabii ki samimiyet ve yakınlık hissediyor. Sağ olsun. Tamam, teşekkür ediyorum. Ama adam o samimiyet ve yakınlıkla ben tanımıyorum. Bana mesaj atıyor. Ne haber? Ne yapıyorsun falan. Ya şimdi abi herkesin bir eşref saati var. Tamam mı? Bir de böyle dellendiği saat var. Ulan dınık mesaj geliyor. Ne haber? Abi ne haber? Hacı nasılsın? Falan filan. Ulan şimdi cevap vermiyorsun tabii ya. İster istemez nasıl cevap vereceksin buna? Buna cevap veremiyorsun ki ya. Ne cevap ver? Kimsin oğlum? Bir tane numaradan gelen bir yazı. Ben senin diyor izleyicinim. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim izlemişsin. Teşekkür ederim yazıyorsun altına. Eyvallah yazıyorsun. Hiç videolardaki gibi değil. Oğlum ne istiyorsun yani? Tamam. Ne yapayım ben senin için ya? Ne yapabilirim abi ya? Ne yapabilirim yani? Şimdi abi bir de ondan başka şahsıma tamam mı edilen hakaretler var. Abi şimdi bunları istersem bu şahıslardan şikayetçi olabilirim. Sonra adam yazdığı şeye cevap olarak tamam mı? Yazdığı şeye cevap olarak kendisine bir şey söylediğim zaman da diyor ki terbiyesizsin, şöylesin, böylesin, falansın, filansın. Tamam mı? Mesela bakın. Çekmeden yürümekle ilgili bir video yaptık. Videonun orijinali 35 dakika falandır. Köpeği çeken insanlar o 35 dakikalık videoyu izlediğinde 35 dakikalık videodan sonra köpeğine uygularsa bunun faydasını görür. Görmez değil, görür. Şimdi bunun Emirhan kanalın moderatörü çekmeden yürüme videosunu kısalttı. 55 saniyelik short video haline getirdi. Short videoyu paylaştı. Şimdi short video paylaştıktan sonra 350 bin falan izlendi. 350 bin falan çok iyi bir izlenme. 350 bin izlenme. Short video, 50 saniyelik video. Videonun kitleyi tutma süresi %80. Yani %80 başlayan sonuna kadar izlemiş. Şimdi abi mesela adam diyor ki orada madem bu kadar iyi biliyorsun aynısını Kangala'da yapsana. Ya kardeşim ben şehrin içinde al da kangal bak mı dedim. Ya anladın mı? Hani bunlar low IQ. Yani adamda IQ yok. IQ nedir biliyor musunuz arkadaşlar? IQ ananızdan babanızdan aldığınız, doğduğunuzda getirdiğiniz olan şey zeka değildir. Yaşantıyla bu ananızdan babanızdan geleni harmanlayıp tamam mı? Yaşantıyla kendinize oluşturduğunuz o zekadır IQ. Şimdi Kangal'da dediğim bir köpek. Biz bu kanalda Kangallara yönelik köpek videoları yapmadık. Yapabilir miydim? Yapabilirdim. Şimdi ben Kangal düşmanı falan değilim. Yani ne alaka? Kangal da benim için sıradan bir köpek. Ama şehir hayatına uyumlu bir köpek değil. Biz burada şehir hayatına uyumlu köpeklerle alakalı bir Kangal videosu bu zamana kadar yapmadım. Niye? Kangalcıları genel olarak kanalın içerisinde istemediğim için yapmadım. Bunları yapan arkadaşlarımız ve bunları benden çok daha iyi seviyede yapan arkadaşlarımız var. Bir Olum kanalına gidebilirsiniz. Bir Olum kanalı bu köpeklerle ilgili çok da güzel bir kanal. Bir Olum benim düşmanım mı? Hayır, değil. Yani
bir ol benim düşmanım falan değil. Ama Kangalcılar genel olarak bana düşman. Anladın mı? Yani abi bana niye düşmansınız? Ya bana niye düşmansınız ki yani? Benim sizin bana düşmanlığınız niye? Ben köpeği yerli milli ırk olarak yeterince seviyorum. Çobanlık yapmak üzere köpeğinizi kullanacaksanız mükemmel, dünyanın en iyi köpeği. Kullanın. Guard koruma üzerine. Koruma üzerine bir çobanlık. Şuraya vahşi hayvan gelmesin falan hesabına yapıyorsanız iyi. Ama sizdeki üzümü yemek değil, bağcıyı dövmek. Niye mi söylüyorum? Mesela geçen sene Denizli'de çoban köpeklerin Rukipet tarafından yapılan yarışmaya gittik. Video çektik. Birol da oradaydı. Birol video çekecek kimsesi olmadığı için dedim ha Birol sen de bizim videoyu kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Kimse kimseye YouTube'da videosunu vermez. Biz dedik ki kullan. Kendin editle, kendine göre editleyip kullanabilirsin. Benim için mahsuru yok. Niye? Köpekler adına yapılmış, kinoloji adına yapılmış bir iş bu. Abi adamlar orada o orospu çocuğu ne anlar? Bilmem ne, şu bu. Ya arkadaşım videoyu izlemende zaten benim katkım var. Ben köpeğin düşmanı olsam onu yapar mıyım? Ben şunun düşmanıyım. Bakın ben bu köpekleri bakanların, doğuş meraklılarının, tamam mı? Dövüş meraklılarının, dövüş abilerinin dostu değilim. Köpek dövüşçülerinin dostu değilim. O mu alır, bu mu alır? O mu kapar, bu mu kapar? Adamcı mı, falan mı, filan mı? Somağı mı büyük, götü mü küçük? Yani boş beleş muhabbetler geliyor bunlar bana. E şimdi bunları da söyleyince bana zannediyorlar ki yerli milli köpeklerin düşmanı. Hayır, bilakis düşmanı değilim, dostuyum. Dostuyum, seviyorum. İnanın sizden en az sizin kadar seviyorumdur diyebilirim o arkadaşlar için. Şimdi burada enteresan yorumlar var. Şimdi adam diyor ki karı gibi saçını sakalını uzatmışsın. Anan gibi saçını uzatma. Baban gibi sakalını uzatmışsın ama adam olamamışsın. Ya güzel kardeşim. Ben 17 yaşından beri saçım hep kısaydı benim 33 yaşına kadar. Hep ayda iki kere tıraş olan bir adamdım. Ve bu işten bıktım, nefret ettim. Bıktım her gün sakal tıraşı olmaktan. Bana laf söyleyen arkadaş şimdi. Ya burada laf söylemiş. Saçından, sakalından bilmem ne. Oğlum insanlar dış görünüşüyle karşılanır. Fikirleriyle uğurlanır. Beni anlamak istiyorsan videolarımı izle, fikirlerimi anla. Anladın mı ya? Videoları izleyip benim fikirlerimi anlayabilirsin. Şimdi abi, insanların dış görünüşüyle, saçıyla, sakalıyla, şunuyla, bunuyla uğraşmayı bırak. Utanmıyor musun? Utanmıyorum kardeşim saçımı uzatmaya. Neden utanayım ki? Utanmıyorum ya. Öyle bir utancım yok. Sakalımı uzatmaya utanmıyorum. Sakalımızı kestik bu arada. Onun da dipleri kepek oldu. O sebeple kestim. Yoksa kesmek gibi bir niyetim yoktu. Bakın buradaki low IQ yorumlardan bir tanesi. Kardeşim senin kadar geri zekalı bir eğitmen görmedim. Sen tam bir malsın. Şimdi bu yorumlar incelemeye düşüyor. Tamam mı? Yani bu tarz böyle küfürlü yorumlar yazdığında incelemeye düşüyor bu yorumlar. E bu yorumları göremiyorsunuz. Çünkü bu arkadaşlar hakaret ediyor. Şimdi bunları inceleme için bekletilenler kısmından okuyorum ben size. Siz bunları göremiyorsunuz. Ya niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Yani bana niye küfür ediyorsun? Bana neden hakaret ediyorsun kardeşim? Yani ya sevmiyorsan izleme güzel arkadaşım. Ya şimdi küfür etmeye, hani burada daha hani ağzımın varamayacağı ne küfürler var. Karıma, ondan sonra kızıma, anama, çocuklarıma falan neler neler. Bakın, kendindeki köpekleri bir halt mı sanıyorsun? Kendindeki köpekleri bir halt mı sanıyorsun? Onlardan hiçbir cacık olmaz. Olmayabilir. Olmayabilir. Doğru diyorsun. Çok daha iyi köpekleri olan insanlar dünyada olabilir. Ama biz de bunları gidip matbaada yaptırmadık. Tamam mı? Biz de bunları gidip matbaada yaptırmadık. Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği'nin ve KİF'in burada kupaları var. Yani bunları bana dayım getirip hediye etmedi. Amcamın oğlu getirip vermedi. Yani biz de bunları kendi ürettiğimiz köpeklerle yarışmalarda koşturarak elde ettik. Söyleyebilirsin bunları. Fakat
Bu senin köpekten anlamadığının bir göstergesidir. Yani ben hiç kimsenin köpeğine, abi bana atılan mesajlardan çoğu şu. Abi köpeğime bakar mısın? Orijinal mi? 2 aylık bir köpek almış bir arkadaş bana gönderiyor. Abi bu kadar yani araştırmaya hevesliysen neden araştırarak almadın köpeği? Ya da aldığın yere neden sormuyorsun? Şimdi bu canlı bir varlık. Bu bir araba değil. Bu bir motosiklet değil. Bu bir çelik tencere değil. Ya köpeğim nasıl? Ya köpeğinin, ben şimdi köpek hakemi değilim. Kinoloji uzmanı değilim. Ama Alman çoban köpeğini değerlendirebilecek kadar da bir Alman çoban köpeğinin sırt çizgisi, alt çizgisi, kuyruk çıkışı, kafa yapısı, şusu, busu falanı filanı bilirim. Ama senin köpeğin için ciddi niyetli bir yorum yapmaya kalkarsan üzülürsün. Yani üzülürsün, üzücü olurum, kırıcı olurum. Ve ben kimsenin köpeğine senin köpeğin kötü demedim. Demem. Çünkü bu canlı bir varlık. Bu canlı bir varlık. Alıyorsun, sahipleniyorsun, evladın gibi bakıyorsun, büyütüyorsun. İnsanların köpeğine ya senin köpeğin kötüymüş deyip insanların köpeğini kötülemek istemem. Çünkü bu bana yakışmaz. Ya bunlar çocuk gibi ya, evlat gibi. Sokaktan al, ne fark eder yani? Çok bir şey fark etmez. Profesyonel gözle bakmak istiyorsan bir gün köpeğini canlı alır gelirsin. Ya abi bizim köpekte bir işte var mı? Bak herhangi bir şey. Bunu oturur karşılıklı konuşabilir. Ama mesajla senin gönderdiğin bir kare bir mesajdan ben senin köpeğinin çok iyi bir köpek olduğunu ya da çok köptü bir köpek olduğunu anlayamam. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanlara ailenizin içinden fertler gibi davranın. Ya şöyle diyor musun? Ya abi benim biradere bir baksana boyu posu yerinde mi? Harbiden insan olarak normal bir insan mı? Demiyorsun değil mi? Yani çok abes kaçan bir cümle olur. E köpeğine de böyle düşün, böyle davran. Yani hani yazık günah bu hayvanlara. Aldıktan sonra diyorsun ki bu köpek nasıl? E diyelim hadi tamam orijinal değil. Ne yapacaksın? Atacak mısın? Ya da satacak mısın? Ya da hediye mi edecek? Götürüp bir yere bırakacak mısın? Eğer ki ben böyle bir şey söylersem, sen götürüp o köpeği bir yere bırakırsan, ya ben bunun vicdan azabını çekerim. Yani lütfen videoların yorumlarını hakaret içeren şeyler yazmayın. Şikayetçi olabilirim ben sizden gidip. Başınızı belaya sokabilirim. Ya da sizi bulabilirim. Bak samimiyetimle söylüyorum. Sizi bulabilirim. Ağzınızı yüzünüzü kırabilirim. Bunları yapabilirim. Bunları yapabilecek bir adamım. Anladınız mı? Yani yapabilirim istesem bunları. E muhatap almıyorum çoğunuzu. Muhatap almıyorum. Hayatında bir tane köpek bakmış, kapısına zincirlemiş. Ondan sonra köpek baktığını zanneden bir adamı muhatap kabul etmiyorum. Ustalara her zaman saygım var. Büyüklerime her zaman saygım var. Hocalarıma her zaman saygım var. Ellerinden öperim. Bakın beraber video çektiğimiz insanlar hepsi işin ehli insanlardır. Her zaman saygım var. Yaşı büyük olsun, küçük olsun. Fark etmez. Hep saygı gösteririm. Ama ya özellikle yorumlarınızda evet yani yorumun iyisi kötüsü olmaz. Yapabilirsiniz. Orada polemik de yaratabilirim. Alttan ben de size küfür edebilirim. Ediyorum da bazen. Yani bazen o kadar canım sıkılıyor ki ediyorum. Sonra diyor ki sen terbiyesizsin. Ya abicim izleme kanalı ya. İzleme. Zorla mı izlettiriyorlar sana? Oturtturuyorlar da karşına Ergün Turgan kanalını açıp böyle televizyona bağlayıp elini ayağını bağlayıp göz kapaklarına böyle aparat koyup yani günde 8 saat beni sana zorla mı izlettiriyorlar ya? İzleme güzel kardeşim ya. Bir sürü başka köpeklerle video çeken insanlar var. Git onları izle. Şimdi genel olarak diğer kanallar daha büyük. Senin kanalın büyümüyor. Evet benim kanalım büyümüyor. Benim kanalım böyle büyüyor. Yavaş büyüyor. Ben memnunum. Anladınız mı arkadaşlar? Herkes hak ettiği yerdedir. Ben bunu hak ediyorum. Hak ettiğim bu kadar. Bu yerdeyim ve memnunum. Tamam arkadaşlar. Yani kırılıyor musun? Bozuluyor musun? Ya insan ister istemez bozuluyor tabii ki yani. Bir insanı anlamadan, bir insanın anlattıklarını dinlemeden. Küfür etmek nedir ya? Yakışık alan bir şey değil ki. E sen de ağzın bozuk, sen de küfürlü konuşuyorsun. Ben insanlara şahsen küfür etmem. Bir insanın yüzünden veya arkasından o insana küfür etmem. Ben sisteme küfür ederim.
olaylara küfür ederim. Akışlara küfür ederim. Benim tarzım mı bu? Ben insanların şahsına, anasına, babasına, bacısına, karısına asla küfür etmem. Nerede ne konuşacağımı çok iyi bilirim. Hani bu kadar böyle eleştiriyorsun. Şunu söyleyeyim eleştiren arkadaşlara. Bakın arkadaşlar, ben bu işe başladıktan sonra profesyonel üretici, eğitici arkadaşlarımız da YouTube kanalı açma niyetinde oldular. Açtılar da. Ama yapamadılar. Çünkü YouTube tam zamanlı bir iş. Yani öyle Facebook'a fotoğraf koyduğun gibi, Instagram'da hikaye paylaştığın gibi bir iş değil. YouTube tam zamanlı bir iş. Zamanın olması lazım. Ve Allah'ın sana bir yetenek vermesi lazım. Konuşabilmen lazım. Türkçeyi kullanabilmen lazım. Türkçe konuşabilmen lazım. Türkiye'deysen. Ya iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Bakın biz videoyu açıyoruz. Başladık. Ü bile demedim konuşurken. Bak bakalım sende bu yetenek var mı? Beni eleştiren, her videoda video girer girmez videonun 10. saniyesinde dislike atan, hemen beğenmeme butonuna basan. Yapabilirsin. Beğen beğenme. İkisi de aynı kapıya geliyor. Etkileşim oluyor. Benim için fark etmiyor. Ama hasetten mi? Kıskançlıktan mı yapıyorsun? Benim köpeklerim kötü. Benim köpeklerim çok iyi. Benim köpeklerim çok iyi. Profesyoneller biliyor benim köpeklerimin ne olduğunu. Ben köpeklerim çıkıp da işte şu kadarlık paralık köpeğim, bu kadarlık işte fiyatlı köpeğim gibi videolar yapmıyorum. Benim köpeklerim çok iyi. Ben de yeterince köpeklerimle yeterince bilgiye sahibim. Yeterince sahip olduğum bilgileri de elimden geldiği kadar kanalda size aktarmaya çalışıyorum. Onun için şu küfür edenler, hakaret edenler, işte saçıma sakalıma, işte anama avradıma, çoluğuma, çocuğuma, köpeklerime söven arkadaşlar, kendinize çeki düzen verin ya. Yani akılsızsınız. Kafanız çalışmıyor. Low IQ'sunuz. Kendinizi yetiştirememişsiniz. Beyinsizsiniz. Aptalsınız be kardeşim. Aptalsınız yani. Söyleyeceğim bunlar. Aptallar. Kendinize iyi bakın. Kanalımdan defolun gidin lan. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.